Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugünle beraber Gazze'deki soykırımın 53. günü. Gazze'de katliam başladığından beri maalesef iktidar meseleyi samimi şekilde ele alamamış, katliamın durması için defalarca bu kürsüden dile getirdiğimiz adımların hiçbirini atmamıştır. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı konuşunca yüreğinizin yağları eriyor. Ama İsrail'le yaptırım manasına gelecek hiçbir şey yapmamak için büyük bir gayret ve hassasiyet gösteriyor. Buradan AK Partili kardeşlerime sormak istiyorum. Daha ne olması lazım? Bütün imkanlar elinizde olmasına rağmen sizi alıkoyan şey nedir? Son vahşetin başlangıcından 2 aya yakın bir zaman geçti. Ancak iktidar hala Tel Aviv'de bulunan diplomatlarını geri çağırmadı. Göstermelik olarak sadece büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere çağırdılar. Soruyorum sizlere, İspanya'da olan, Belçika'da olan, Güney Afrika'da olan, Kolombiya'da olan yürek sizlerde yok mu? Hani dünya lideriydik? Ben söyleyeyim, liderlik elden gidiyor. Haberiniz olsun. Diğer bir husus, hükümet Gazze için uluslararası kuruluşları harekete geçirmek için maalesef üzerine düşeni tam manasıyla yerine getirmemiştir. İktidar, İsrail'le ilişkilerini zedelememek için gösterdiği hassasiyeti aynı şekilde katliamın diğer ortağı olan ABD ile özenle korumaktadır. Türkiye, tarihi mesuliyetini ifa etmekten çok uzak ve maalesef aciz bir vaziyettedir. Çok güzel konuşmalar var ama İsrail'in zulmünü durduracak hiçbir icraatınız yok. Mazlumların ahına düçar olacaksınız gibi geliyor bana. Türkiye, uluslararası kuruluşlar nezdinde elle tutulur bir adım henüz atmış değil. Anlaşmaları feshetmedi. Arabuculuk konusunda ne samimi bir istek ne de bir etkinlik ortaya koyabildi. Hala ticaret gemilerimiz harıl harıl İsrail'e mal taşıyor. Bakınız, hepinizin sosyal medyada gördüğünden emin olduğum, içinizden bu kadar da olmaz dediğiniz iddialardan bir tanesini sizlere aktaracağım. Metin Cihan isminde bir gazeteci, marinatrafik.com'dan aldığı bilgilerle, İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sürerken 335 gemi ile İsrail'e sevkiyat yaptık. 3 milyon tondan fazla yük taşındı. Sadece İskenderun limanından Lima Holding'e ait 78 gemi ile yaklaşık 600 bin ton sevkiyat yapıldı. Türkiye-İsrail arasındaki gemi sevkiyatını araştırırken acayip bağlantılar yakaladım. Ama işin bu raddeye varmasını beklemiyordum. Meğer İsrail Gazze'yi bombalarken Cumhurbaşkanımızın oğlu Erdoğan'ın gemiciği İsrail'den sevkiyat yapıyormuş. 11 Ekim'de Limak'a ait İskenderun Limanı'ndan kalkan Manta Denizciliğe ait Halit Yıldırım adlı gemi 14 Ekim'de İsrail'in Ashdod Limanı'na varır. Burada işlemleri yaptıktan sonra 18 Ekim'de Florida'ya hareket eder. Bu sırada İsrail de Gazze'yi bombalıyordur. Bu geminin Erdoğan ile ne alakası var diyeceksiniz. Google arama satırına şirketin adını Manta Denizcilik ya da geminin adını Halit Yıldırım yazın. Yanına da Erdoğan'ı ekleyin. Birçok haber göreceksiniz. Fakat ben bununla yetinmeyeceğim diyor. Resmi kaynaklardan kanıtlar sunacağım diyor. Halit Yıldırım gemisinin bağlı bulunduğu şirket olan Manta Denizciliğin resmi kayıtlarına İstanbul Ticaret Odası sayfasından baktığımızda sahibinin Mecit Mert Çetinkay olduğunu görüyoruz diyor. Şirketin adresi ise Salacak İskele Caddesi 18 olarak gözüküyor. Adresi aklımızda tutalım ama önce Mecit Mert Çetinkaya bakalım diyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nden TC kimlik numarasını buldum ve İTO Bilgi Bankası'ndan diğer şirketini tespit ettim. MB Denizcilik Erdoğan'ın şirketi. Şimdi adrese bakalım. Evet, aynı. Web sitesi aynı. Ortağına bakalım. Erdoğan. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ekim'de hastane bombalandığı için İsrail'i kınarken
Evet, sayım bitmez. Lütfen tamamlayalım. Erdoğan'ın şirketi İsrail limanına yükleme yapılıyordu. 28 Ekim'de İsrail'e laflar dizip insanları mitinge çağırırken oğlunun gemisi yük tutmuş Akdeniz'de hedefine ilerliyordu. Ben buradan AK Partili arkadaşlara bir söz söylemek istiyorum. 3 Mart tezkeresinde Erbakan Hoca bütün AK Partili milletvekillerine bir yazı yazmıştı. Bu tezkere geçtiği takdirde 7 sülaleniz alnını secdeden kaldırsa bunun vebalini ödeyemezsiniz diyordu. Bu da size yeter. Peki. Değerli milletvekilleri, 2. madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 2. maddeye oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul edin. 2. maddeye oylarınızı sunuyorum. Sayın milletvekilleri, 2. maddeyi, sayın milletvekili, değerli milletvekilleri, sayın milletvekilleri, 2. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, soruyorum işte, soruyorum. Ben de elleri görmek istiyorum. Evet, kabul edenler, kabul etmeyenler, 2. madde kabul edilmiştir. 3. maddeyi okutuyorum. Buyurun. Madde 3. 1. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Biz gördük, yürütür. Burada bir ihtilaf yok. Sayın milletvekili, sayın milletvekili, lütfen susalım. Lütfen, kimseye bir faydası yok yaptığınızın. Söz istiyorsun, bir faydası yok. Bak, deminden beri ortalık kimin ne dediği anlaşılmıyor. Efendim, lütfen buyurun, maddeyi okutuyorum. Buyurun. Okudum başkanım. Efendim, oylamadım. Ben oya sunuyorum dedim. Okudum. 4 defa, 5 defa da derim, 10 defa da derim. O benim takdirimde. Maddeyi okudum. Benim takdirimde olan bir konu. 3 defa da derim, 4 defa da derim. Oylamadıktan sonra şey yok. Ben oyladım. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Okudum.